Evet, işte benim karavanım bu olacak. Güneş 3900 modeli. Sadece dışı var. Bütün aşamalarını çekeceğim size. Önce başlamadan önce göstereyim şöyle bir.
Ben Mehmet. Buradan EK'da çalışıyorum. Erkin abiyle takip ediyordum. Burada karşılaştık, çok şaşırdım açıkçası ama güzeldi. Umarım Erkin abiyle belki bir gezide uzun uzun sohbet etme fırsatı buluruz. Ben normalde Yıldız Teknik'te mühendislik okuyorum. Ama işte pandemiden dolayı üniversiteye gidemedim. Şu an hazırlık öğrencisiyim. Bir yandan benim için de şasi imalatını, işte en azından hareket eden bir şeyin imalatını görmek güzel oldu. İyi bir iş imkanı oldu. Ben normalde Ahmetli'de oturuyorum, bu ilçede oturuyorum. Bizim için de güzel bir imkan oldu. Yani yeni açıldı bu fabrika. Burada belki ben yarın bir gün gideceğim ama burada kalacak olan bir sürü genç için iyi bir iş imkanı oldu yani. Güzel bir yapılanma oldu mekan. Sağ olasın vallahi. Ben de seninle karşılaştım. Güzel oldu burada. Elinize sağlık. Bütün çalışanların bu karavanda çok büyük emeği oldu. Teşekkür ederim. Vallahi hani gerçekten kumaşçısından mobilyacısına kadar çok özverili çalışıyorsunuz. Sadece benim karavan için değil, hani buradaki bütün karavanlar için. Hı hı. O yüzden çok mutlu oldum tanıştığımıza. Aynen. Kolay gelsin. Çok mutlu oldum abi. Eyvallah. Beklerim karavanı. Ağzarsan diyeyim, yolun düşerse ben de seni ağırlarım. Eyvallah. Oldu vallahi, süper usta. Sağ olasın ya. Elinize sağlık. Çok uğraştırdım sizi. Bütün mekanizmayı değiştirdiğim için bütün ölçüler değişti tabii. Sıkıntı yok. Hep son dakika iş çıktı size. Bunu tam sıfırla yaparsak bunu sokup çıkarmada sorun yaşarsın. Hı hı. Bir santim boşluk olsun. Aynen, boşluk olsun, süper olur. Hem tamam. Minderi sıkıştırırsın, hem dolabın güvenliği olsun. Ya ileride belki bu bozulur, başka bir santim büyük olur falan. Tamam, haklısın. Bu da karavanda yaptığımız son müdahale oldu galiba. Artık bitiyor, gidiyoruz. Hayırlısı olsun. Eyvallah abi. Sana meşhur oldu. Vallahi meşhur oldu, evet. Karagözlerin piri. Vallahi karavanda ne eksik olsa ben de sana danıştım abi. Kusura bakma yani, mobilyada, banyoda, şunu da böyle yani, mi yapalım, böyle mi yapalım? Evet. Elimizden gelen her şeyi yaparız. Vallahi yaptınız, bayağı yardımcı oldunuz. Güzel oldu abi. Bakıyorum şöyle, hiç eksik kalmadı artık. Güle güle, kullanmak nasip etsin. İnşallah abi, güle teşekkür ederim. Şeyler var ya, mavilikler. Buyur kardeşim. Tamam abi, süper oldu. Denk değil mi? Süper, tam denk geldi abi, harika oldu. Şunlar kalemizleri var ya, onlar için bir şey getirsek kolyesler. Buraya. O milim kımbırlamaz artık. Tamam, süper, söyle. Sabit oldu abi, tamam, güzel oldu. Vallahi. Adım Serdar Bigiç. NK'nın ustabaşçısıyım. Kalite kontrolüne çok önem veriyoruz. Müşterilerimizi biraz daha mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Müşterinin isteklerini de yerine getirmeye çalışıyoruz ki müşterilerimiz burada mutlu ayrılsın, huzurlu ayrılsın. Kullandığımız kaliteler belli. Stoforlarımız belli. Özel yalıtımlar getiriyoruz ki kalitemiz biraz daha yükselsin. Müşterilerimizin kafasında soru işareti kalmasın. Dış malzememiz polyester. Hafif bir malzemedir ki müşterilerimize yani ürünleri biraz daha yayalım diye bir kompozit, bir de polyester tarzında ürünler çıkarmaya çalışıyoruz ki müşterilerimiz kafası karışmasın. Hangi model isterse onu alsın diye. Bütün camlarımızda aynı kalitede silikon var. Yani Erkin Bey'in karavanında özel bir banyo sistemi geliştiriyoruz. Bunu ilk Erkin Bey'in karavanında denedik. Ha, bu ilerleyen zamanlarda bütün karavanlara geçiş yapacağız zaten. Banyomuzu biraz ufaltıp yanına ekstra bir dolap yapıp yani müşterimiz eşyasını daha çok koysun diye elimizden geldiği kadar dolap sayısını yükseltmeye çalışıyoruz. Ki dizayn olarak da elimizden geldiği kadar müşterilerimize bu şekil özel bir malzemeden bunu özellikle getirdik ki müşterilerimiz içeride çoğu karavanlarda mesela duş şeylerinde şikayet aldıkları için biz biraz daha kendimizi bir tık daha geliştirmeye çalışıyoruz. Mutfak tezgahımız yenidir. Bu da özellikle bütün karavanlarda yaymaya çalışıyoruz. Bu da polyester dökümdür, özel döküm. Yani bunu genel çoğu zaman bütün karavanlarda yapacağız artık. Seri üretim yaptırıyoruz. Bütün konularda. Ondan sonra burada USB takımlarımız var. Bunları da genellikle bütün karavanlarda denemeye çalışacağız ki müşterilerimiz ya ben telefonumu şarja takacağım, USB'm yok. Bu dertler kalsın diye artık bir tık kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz bu konularda. İlerleyen zamanlarda. Ondan sonra Erkin Bey'e özel bir ürün yaptık. Kendi istediği için dolapmış,
İşte çoğu zaman çift ranza koyuyoruz ki Erkin Bey tek istedi. Altta USB istedi. Bunları genellikle bütün karavanlarda yapmaya çalışacağız ilerleyen zamanlarda. Müşterilerimiz memnun kalsın diye. NK karavan olarak bütün şeylerimizi, Ar-Ge çalıştırmalarımızı geniş bir kütleye yayarak müşterilerimizde memnun kalması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu sırada hem Ar-Ge çalışıp hem karavan çıkarmak zor bu sektörde, seri üretimde. Ama biz ne için uğraşıyoruz? NK ve müşterileri için. Kötü sonuç gelmesin, kötü yorumlar gelmesin diye elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Eğer biz şikayet, gördüğünüz eksiklerimiz, ondan sonra yorumlarınız varsa videoların altına atıp biz gerektiği zaman onlara kaydı alıp bir tık daha kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim abi. Başta ben teşekkür sana, ederim. Bütün çalışan işçilere çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Mutlu ayrıldıysan ne mutlu abi. Sağ olasın. Yaptın mı abi onu da? Vallahi sağ ol. Son dakika bile bir sürü şey yaptırdım ben de arkadaşlara. Elinize sağlık. Evet, bu en son rica ettiğim şey de bunun üzerine şöyle bir tane kapak istiyordum. Bir hafif bir şey istiyordum. Valla onu da harika yapmışsın. Ya mutfak alanı benim için çok önemliydi çünkü. Eline sağlık. Evet, bu da karavanı bitmiş hali. Dün gece bayağı mesaiye kaldılar. Son kısmını yine çekemedim ve karavan bitti. Şöyle içini çok az göstereyim. Karavanın içinde yapılacak değişikliklerle az önce girdim, temizlemişlerdi ama çok az batırdım orayı. Kusura bakmasınlar. Yeri sadece cillop gibiydi. Karavanın içinde yaptığım değişiklikleri çok az göstereyim. Banyo kısmı, raf kısmı, tek ranza inmesi, bunun yeni olması, işte buzdolabının biraz daha kayması, ranzanın uzaması, minderlerin boyutunda, şuradaki kapakların, şuradaki dolapların boyutunda, işte buraya ekstra cam açılması, raf sistemi, bayağı bir değişiklikler var içeride aslında. Şuradaki girişler. Yani aslında yepyeni model oldu gibi. Fakat bunların hepsini şimdi hızlıca adresine doğru yola çıkıyoruz. Adresini de detaylı olarak anlatacağım. Başta burada çalışan arkadaşlar olmak üzere işte yöneticilere özellikle Murat'a çok teşekkürler. Çok güzel örnek bir karavan çıktı bence. Buradan şimdi hızlıca adresine doğru devam edeceğiz ki onların aracıyla beraber çekeceğiz. Adresine vardıktan sonra da çok sakin bir şekilde karavanda yaptığım değişiklikleri, beğendiğim yönleri, hala birkaç eksik nokta olabilir. Onları inceleyeceğim, onları anlatacağım. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.